Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Dagi, Metur, Kent, Emlak Konut ve Ditaş'ın analizini yapacağız. Öncelikle Dagi ile başlayalım haftalık periyotta. Dagi tavan yaptı. Biliyorsunuz son zamanlarda, son günlerde diyelim. Hızlı bir şekilde artıyor. Bir tepki çıkışı mıdır? Yoksa bir artık formasyon tamamlandı çıkışa mı geçecek? Bakacağız şimdi. Öncelikle King Kong sinyallerine bakalım. King Kong bize haftalık periyotta, haftalık orta uzun vadeli trenddir. Bize bakın sabırlı yatırımcılar için haftalıkta buy verdiği seviye 1.09 seviyesi. Buy verdikten sonra 1.09'lardan arkadaşlar 6.80'lere kadar tırmanıyor. Yani neredeyse 6 kat prim yapıyor. 6 kat primden sonra arkadaşlar geri düşüş başlıyor. Bu artık satılan mallar dağıtılıyor ve sat sinyalini veriyor. Sat verdikten sonra sert bir şekilde düşüyor ve tekrardan 1.70 seviyelerine geliyor. Bakın tekrardan buy verdiği seviye 2.16 TL barı. 2.16-2.15'lerde buy verdikten sonra şu an 2.94'te ve haftalıkta en son buy sinyali mevcut. Şimdi şöyle baktığımızda haftalık trende burada ciddi bir gökdelen formasyonu oluşumu var. Gökdelen formasyonlarından sonra gelen çıkışlar genelde tepki çıkışı olarak kalır. Ama bu çıkışların nereye kadar süreceğini kestirmek zor. Yani şöyle söyleyeyim, 2020 pandemide 50 kuruş seviyelerinden 6'lara kadar, yani bir 13 kat 14 kat prim yaptıktan sonra bunun düşüşü gerçekleşmiş. Şuralarda bakın tepkiler görüyoruz. Tepki çıkışları yaptığını görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde çok düştüm, tepki çıkışı yapıyorum görüntüsü mevcut. Bunu tabi alıp götürmeleri zor bir şey değil. Kademesi dolaşan lot miktarı az olan hisselerdeki hareketler genelde sert olabiliyor. Volatilite yüksek olabiliyor. Bu yüzden bu tarz çıkışlarda çok dikkatli olmak lazım. Olası geri çekilmelerde destek seviyelerini çok iyi belirlemek lazım. Şu an tüm ortalamaların üzerinde haftalıkta olası geri çekilmelerde 2.64-2.63 seviyeleri çok güçlü 50 haftalık ortalama desteği. Bu yüzden 2.60'lara kadar geri çekilip burada geri çekilirse ve burayı kıramazsa buradan destek alma ihtimali var. Ama buraya kadar geri çekilip burayı aşağı doğru kırarsa çok dikkatli olmakta fayda var. Şimdi günlük periyotta baktığımızda bakın boşluklu bir şekilde tavan açmış. Ortalamaların üzerinde ama burada boşluk olduğu için teknik anlamda bu boşluğun orta uzun vadeli olarak tabii kapanması gerekiyor ama bu bir kopuş boşluğu olma ihtimali de yüksek. Kopuş boşluklarından sonra sert hareketlerin de gelme ihtimali olabilir. Bunların hepsini takip edeceğiz. Şu an günlükte MA200'ün de üzerine çıktığını görüyoruz. İçmok sar tekniğinde parabolik sar pozitife geçmiş. Bakın parabolik sar noktaları mumların altında ise pozitiflik vardır. Tenkan-sen ve Kyujin-sen ortalamaların üzerine çıkmış. Şu an geçilmesi gereken bir bulut direnci var. Bulut direnci 3.72 seviyesinde arkadaşlar. 3.72'ye kadar tırmanıp buradaki bulutu yukarı geçebilirse bulutun üst direnç seviyesi karşısına çıkacak. O da 4.30 seviyelerinde. 4.30'daki bulut direncini de yukarı kırması halinde çok daha güzel bir senaryo oluşabilir. Bu sert gökdelen formasyonundan sonraki bu düşüş orta uzun vadeli bakın şöyle baktığımızda yıllardır formasyon yapmış. 5-6 yıl sonra bu ralliyi gerçekleştirmiş. Bu çıkış bir sol omuz çıkışı ise eğer ki bir turbo formasyonu oluşacaksa bir seviyeye kadar çıkıp tekrardan baş için geri düşme ihtimali olabilir ve buna tekrardan sağ omuz yapıp çok daha güçlü bir ralli yaşatabilir. Yani bu çıkışın hani temenni ederiz ki şöyle dikine olsun ama bu tarz grafikler zor, yani dikine çıkışlar zor. Belli bir seviyeye kadar çıktıktan sonra özellikle bakın şurada çok önemli bir direnç seviyesi var 4 TL'de. Bakın bunlara bir yata yatıp takip etmek önemli. 4 TL'den önce şurada 3.36'larda, 3.30'lu seviyelerde de çok güçlü dirençler var. Bu dirençleri mutlaka takip edin. Bu dirençleri geçemezse ve satış yerse o konuda da çok dikkatli olun. Şimdi Metro'a bakalım. Öncelikle King Kong'a bakalım. Ciddi bir ikili tepe görüntüsü de mevcut. Bakın arkadaşlar King Kong Metro'da dipte 84 kuruş seviyesinde buy sinyalini verdikten sonra 84 kuruştan 14.67 seviyelerine kadar yani neredeyse 17-18 kat primini yapmış. 18 kat primden sonra düşüşte sat geliyor. Sonra tekrardan tepki çıkışı geldiği için buy geliyor. Bu çıkışlarda kazandırıyor. Bakın burası çok önemli. En son sat verdiği bar
en tepedeki bar. Yani 12 TL barında sat sinyalini verdikten sonra 5 TL'ye kadar düşüyor. Yani haftalıkta King Kong sinyalini takip etmek ciddi anlamda zarardan kurtarıyor yatırımcıları. Bu sinyalleri mutlaka takip edin arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bunda da ciddi bir rally mevcut. Bir gökdelen formasyonu mevcut. Çünkü 70 kuruş seviyelerinden 14 lira kadar tırmanıp burada düştü. Tekrardan alış gelip ikili tepeye çevirdi. İkili tepe olduğu nasıl anlaşılır? Şuradaki boyun çizgisi, yani 8.90 kuruş seviyesindeki boyun çizgisi kırıldığında artık ikili tepe onaylanmış olur ve orta uzun vadeli düşüşler başlar. Bunların hepsini eğitimde anlatıyoruz arkadaşlar. Eğitim desteği için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu tür formasyonları okumak ciddi zararlardan kurtarıyor yatırımcıları. İkili tepelerden sonraki düşüşlerdeki çıkışlar tepki çıkışıdır. Yani yükselen takoz olarak kalır arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buna ters bayrak da diyebiliriz şekil itibariyle. Bu tepki çıkışların yanıltmasın, çünkü ikili tepelerden sonra ciddi bir mal dağıtım süreci başlar. Ve orta uzun vadeye yayılan bir formasyon sürecine hisse girer. Tabii bu tarz, hani dediğim gibi, az önce söylediğim gibi hisselerde oynatmak, hani bu tarz işleri yapan kişiler diyeyim, öyle ifade edeyim, rahat bir şekilde oynatabiliyorlar. 9 lira 10 liralara, belki hani bakarsınız 20 liraya bile çıkar. Bu yüzden bu ellerindeki güç, çeşitli topluluklar, işte Twitter toplulukları, Telegram toplulukları sayesinde bu hisseleri oynatmak çok zor değil. Yapanlar var, tasvip etmiyorum, ama yapanlar yapıyor. Yani onu da engelleyecek bir durumumuz yok. Çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar bu tarz hisselerde. Grafiğine, tekniğine mutlaka bakın. Şirket bilançolarına bakın. Yatırım yaptığınız şirketi iyi tanıyın. Yani şirkete yatırım yapın arkadaşlar. Bu işi kumara çevirirseniz eninde sonunda kayıp yaşanıyor. Bu yüzden size tavsiyem budur. Eğitim bu işte şart. Duyumlarla hisse almayın. Şimdi ortalamalarını takip ettiğimizde 4.98 seviyesi çok önemli bir destek. EMA 100 desteği, yani 100 haftalık ortalama desteği. 4.98'e kadar geri çekilip buradan tepki alma ihtimali yüksek. Ama 4.98'i de aşağıya kırarsa EMA 200 desteği 3.22'lerde buraya kadar boşluksuz düşebilir. Dikkatli olmak lazım. Günlükte durum çok kötü. Çünkü EMA 200'ün dahi altına birçok ortalama kesmiş. EMA 50'nin EMA 200 aşağı kesmesi bir dead cross'tur. Ölümcül kesişimdir. Bakın buradaki yeşil ortalama EMA 200 aşağı kesmiş ve dead cross olmuş. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olun diyeyim. Şurası bir sanki tepki noktası gibi. Bakın şu 4.98, az önce söylediğim size, 4.98 önemli bir destek seviyesi. Zaten bu destekten tepki almış. Şöyle haftalıkta da gördüğünüz gibi EMA 100'den tepki almış. Bu yüzden 4.98 önemli. Bunu takipte kalmanız faydalı olur. İçimoksar tekniğinde tüm parametreler negatife geçmiş. Bulutun altına indiği için ortalamaların da altında, parabolik sar da negatifte. Dikkatli olun. Yani kısacası bunu söyleyeyim ben size. Kente bakalım. Kentte durum ne? Ciddi bir gökdelen formasyonu zaten kentte de mevcut. Hatta burayı bir obo tarzı bir formasyona çevirmiş. İkili tepe de denilebilir. Şurası bir tepki çıkışı. Şimdi kent biliyorsunuz 14 liralardan arkadaşlar 598-600, hatta 1000'li seviyelerdeydi. Bölünme falan oldu kentte. O yüzden şu güncel grafiğine baktığımızda tırmandığı yer 600'lü seviyeler. Ve bu ciddi rally'den sonra bir mal dağıtım senaryosu gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani orta uzun vadeli olarak şu rally'yi sindirebilmesi için bence kentin şöyle ciddi bir şekilde dinlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Formasyon yapması gerekiyor. Tabii bunu tepede de yapabilir. Tırmanır 300-400'ü orada da yapabilir. Onun bir yani kesin bir göstergesi yok. Sadece takip edeceğimiz seviye şu. Orta uzun vadeli bir rally sindirmesi olduğu için uzun vadeli olarak arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Şöyle King Kong'la baktığımızda kente, kent şuradaki tırmanıştan önce buy sinyalini vermiş dipte. Onu göstereyim size. Buy sinyalini verdiği seviye 25 TL. 25 TL'den sonra 600 TL kadar tırmanıyor. Sonra sert bir şekilde düşüyor. Düşüşte bir tuzak sat var. Tekrardan al var burada. Hani satıp tekrardan aldığınızda şuradaki tepki çıkışından kazanıyorsunuz. En sonunda sat geldikten sonra 400'lü seviyelerde şu an 214'e kadar düşmüş durumda. Haftalıkta bir kere
tepki çıkışı olabilmesi için kentte King Kong'da bay verdiğini görmemiz lazım. Ortalamalarına baktığımızda MI100'ün dahi altında olduğunu görüyoruz ki teknik olarak bu bir negatifliktir. Yani mutlaka bakın bu pozitif trendden bahsedebilmek için 223 TL'deki MI100 direncini yukarı kırmalı. Daha sonrasında 236 direncini ve asıl geçmesi gereken 276 seviyelerinin üzerine çıkması lazım. 276'nın üzerine çıkmayı başarırsa arkadaşlar tüm dirençleri geçmiş olacak ve tepki çıkışı yaşayabilir diyebiliriz bu şartlar sağlanırsa. Ama 276'yı geçemezse de MI100'ün altında, hani şu an grafik olarak çok pozitif göremedim. Tepede ciddi bir mal dağıtım göstergeleri mevcut. İçimokusar'da tüm parametreler negatifte, bulutun altında, ortalamaların altında. Şöyle günlük periyotta baktığımızda bir tepki çıkışı yaşanabilir mi? Bakın mumlar çok düzensiz, görüyorsunuz. Yani böyle bir hareket yok, böyle bir hacim yok. Düzensiz, grafik analizi anlamında verimsiz bir grafik. Bu yüzden arkadaşlar bunun teknik olarak çok da hani şöyle olur böyle olur diyemeyiz. Belli ki çeşitli yollarla hareket ettiriliyor. Bu yüzden hani göstergelere bakacaksak eğer günlük periyotta da mutlaka öncelikle bakın geçmesi gereken kısa vadeli dirençlerini söyleyeyim size. Şu an tam ortalama desteğinde bulunuyor. Yani 213 seviyesi güçlü bir destek. 213.4. Şu an ilk etapta geçmesi gereken 215.9'da MA9 direnci var. 215.9'u yukarı kırabilirse 224'e kadar çıkabilir. 224'teki MA21 direncini geçmesi lazım. Geçemezse 224'ten satış yer. Ama geçerse 224'ü 246'ya kadar yol alabilir. Bunu da takibini günlük olarak yapmakta fayda var. Hiçbir şey yapamıyorsanız dediğim gibi King Kong sinyallerini açın. Sat verince, sell verince satın, buy verince alın. Yani bu kadar basit. Hani başka da yapacak bir şey yok. Umarım denk gelirsiniz ve ciddi ralliler kazanırsınız. Emlak konut yatırımcısını yordu bayağı ama emlak konut için şöyle bir bakın çizdiğimiz destek seviyelerinden hep tepki aldığını görüyoruz. Bu tepki çıkışlarında aslında kazanılabilir. Yükselen bir trendi vardı. Bu trendin kırılım yeri teknik olarak 2.12 idi. Burayı kırdı. 1.70'lere kadar düşüp buradan tekrardan tepki aldı. Şöyle King Kong Junior'la baktığımızda arkadaşlar bakın çıkarken aldırıyor, düşerken sattırıyor. Buy verdiği yer 1.37, 1.37'de buy verdikten sonra 2.41'e kadar çıktı. Düşüşte sattırdı, tekrardan buy verdi 1.95'ten aldırdı. 2.75'e kadar çıktı, tekrardan sat al derken en sonunda da bakın sat sinyali mevcut. Haftalıkta tekrardan buy görmemiz lazım emlak konutta. Tüm ortalamaların altında, ortalama bazında baktığımızda tüm parametreler negatifte. İlk etapta geçilmesi gereken 1.84'te ciddi bir direnç var. 1.84 direnci geçilebilirse 1.87, 1.88'deki dirençlerinde geçilmesi lazım. İçimokusar'da bulutun altında tüm parametreler negatifte. Mutlaka bulut direnci yukarı kırılmalı. O da 1.90 seviyesinde. Yani emlak konut 1.90'ın üzerine kendini atmadığı sürece orta uzun vadeli olarak yükselişte biraz zorlanabilir ama geçmeyi başarırsa o zaman yeni bir çıkış trendi yaşanabilir. Bunu da takibini yapmakta fayda var arkadaşlar. Son olarak bakacağımız hisse DİTAŞ'a da bakalım. DİTAŞ'ın da sert hareketleri olduğunu biliyoruz. Şöyle haftalık periyotta baktığımızda pandemi dibinde 2.5'lardayken 22.40'lara kadar tırmanmış. Ciddi bir çıkış yapmış. Ortalamalarına baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerinde, teknik olarak bir problem yok. MA50'den destek almış iki kez. Şu an bakın en güçlü destek seviyesini söyleyeyim ben size. Olası geri çekilme durumunda 15.50 çok güçlü destektir. 15.37'nin altına kırılırsa teknik stop seviyesi de burasıdır. Çünkü çok güçlü bir MA21 desteği var. Hadi 15.35 diyelim. 15.35'in altı problem. Günlükte baktığımızda yakın destek seviyesi olası geri çekilmelerde 15.85. 15.85'i aşağı kırarsa 15.56. Daha sonrasında da 15.35 dediğim gibi çok güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı tırmanmaya devam edecekse, bakın şu şekilde tırmanış devam edecekse arkadaşlar 18.60, 18.50 seviyelerine kadar tırmanma ihtimali olabilir. Burada geçilmesi gereken önemli bir direnç var. Bu dirence kadar sürebilirler. Ama dediğim gibi geri çekilmelerde az önce söylediğim seviyeler referans alınabilir.
İçmoksar tekniğinde parabolik sar negatifte ortalamanın üzerinde tenkansenin ve bulutun senkoispen A direnci var. Üst direnci geçilmesi gerekiyor. Hem de burada aynı zamanda 26 periyotlu Kijunsen direncimiz bulunuyor. Yani diyor ki bize grafik 17.06, 17.08 hatta 17.10 seviyeleri kaya gibi bir dirençtir. Burayı geçebilirsen yukarı çıkış gerçekleşebilir. Ama burayı geçemezse yatayda tekrardan düşüp bir formasyon üretebilir. Ama 17.10 seviyesini yukarı kırdığı takdirde DİTAŞ bir tepki çıkışıyla karşılaşabilir. Bunun da takibini yapmakta fayda var. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto para varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim konusunda yardımcı olurum. Analiz yaparken kullandığımız tüm teknikleri, metotları, stratejilerin hepsini eğitimimizde paylaşıyoruz. Eğitim almadan 1 TL bile yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hepinize bol kazançlar. Hayır.